İstanbul'un tarihi yarımadasındayız. Bir yanımız Fatih, öbür yanımız Beyazıt. Eski İstanbul, Yeditepe üzerine kuruldu. Şu an üzerinde bulunduğumuz alan İstanbul'un ikinci tepesi. Bugün Çemberlitaş'tayız. Başından türlü maceralar geçen bu sütun ilk önce Anadolu'da inşa edilmiş. Romalılar tarafından Roma'ya götürülmüş, yüzyıllar sonra İstanbul'a getirilmiş ve tepesine 1. Konstantinos'un heykeli eklenmiş. Ben de bugün sütunun hem tarihini hem de kozmik yapısını konuklarımla konuşacağım. Kozmik yapı derken bile merak ediyorum ama önceliği Çemberlitaş'ın tarihini vereyim dedim. Şimdi tarihçi yazar Ahmet Anapalı ile buluşacağım. Bütün Romalılar Fatih Sultan Mehmet'e baktıktan sonra yukarıdaki heykele baktılar. Kutsal emanetlerin saklandığı dehlizler var. Herkes bunu arıyor. Kutsal kase nerede? Ve buranın en önemli özelliğini söyleyeyim mi? Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Nasılsın? İyi, sağ ol. Sen nasılsın? Çok şükür. Hadi gel tarih konuşalım. Hadi gidelim. Haydi. Bu sütunda bazı yerlerde böyle parça parça kopmalar yaşandı. Evet, görüyorum. Bu yüzden Osmanlı buraya çemberler koydu. Asla sağlamlaştırmak için. Tabii tabii, yani Osmanlı İstanbul'da bulunan Roma'yı yok etmeye çalışmıyor. Fatih Sultan Mehmet kendisini bütün fermanlarında Kaiser Rum olarak tarif ediyor, Roma İmparatoru. İlber Ortaylı diyor ki 3 Roma var. Pagan Roma, Hristiyan Roma, Müslüman Roma. Bu sütun nereden getirildi? Şimdi Osmanlı İmparatorluğu büyük mü? Yani coğrafi olarak 23 milyon kilometre. 30 Türkiye büyük mü? Çok büyük. Roma İmparatorluğu'nun yanında çok küçük. 2,5 kat daha büyük Roma İmparatorluğu. İmparatorluğun bir ucundan bir ucuna atla bir süvari 2 yılda gidiyor. Bu kadar devasa büyüklüğü olan bir imparatorluk tek bir başkentten idare edilebilir mi? Edilmez. 330 yılında Konstantin, Maximus Konstantin, Roma'ya alternatif olarak bir başkent daha belirlemiş. İşte o bura. Bizantium. Mesela Flexenus diye bir milletvekili buraya sürgüne gönderildi. Loosus diye bir milletvekili sürgüne gönderildi. Adamlar buraya gelmek istemiyorlar. Roma gibi bir yer varken ben milletvekiliyim. Ne işim var taşrada diyor. Tamam, burası başkent ama Roma gibi güzel değil. Roma gibi görkemli değil. Roma gibi sarayları yok, sütunları yok. O yüzden Roma'dan bazı eserler getirip süslemeler yapmış. Dokunur musun o taşa? Dokunuyorum. O dokunduğun taş Apollon Tapınağı'ndaki girişinde bulunan Tanrı Apollon'un heykeli olan bir taş. 330'da Roma'dan buraya getirildi. Yalnızca burası da Roma gibi güzel olsun diye. Malum Konstantin paganizmi yıktı ve Hristiyanlığı getirdi. Dolayısıyla tam yukarıda bulunan Apollon, Tanrı Apollon'un da heykelini aldı. Kendi kurtarıcı olarak Maximus Konstantin adıyla kendi bir heykel yaptı. Şu an bulunduğumuz yer Roma döneminde neyi temsil ediyordu? Osmanlı döneminde neyi temsil ediyordu? Şimdi burada 9 tane dilim var. 9 dilim. Ama bir dakika saydığımız zaman evet, ben 9 dilim 7 çıkıyor. 1765 tarihinde Eyüp Sultan Camii'ni, Fatih Camii'ni yıkan, yerle bir eden o büyük depremde bazı taşları dökülmüş. Yıkılmasın diye dönemin padişahı 3. Mustafa, işte şu an görmüş olduğumuz bu ilave taşlarla sıkılaştırma yaptı. Güçlendirdi. Yani. Etrafını çemberlerle sardı. Çemberlitaş denmesi? Bu yüzden. Başka bir adı daha var söyleyeyim mi? Dikili taş mıydı? Yanık sütun. Yanık sütun. Evet. Yangını yüzünden. 1765'te yandı aynı zamanda. Ve buranın en önemli özelliğini söyleyeyim mi? Söyle. Hemen arkamızda bir hamam var. Mimar Sinan'dan kalma 1584. II. Selim'in hanımı, Kanuni'nin gelini, Nurbanu Sultan tarafından yaptırılan bu çifte hamamların altındaki cehennemlikten giden yol, Sarnıç ve Mahzen yolu, Laleli Camii'nin bahçesinden çıkıyor. Semtleri birbirine bağlayan bir sarnıcın şu an üzerinde bulunmaktayız.
Bir gün beraber de gezelim. Hadi gidelim beraber. Korkutucu geldi ama birazcık aşağısı. 2,5 saat sürüyor. Yollardan biri buraya kadar geliyor, bunun altına geliyor. Buranın bir efsanesi var. Anlatayım. Pagan kültürde, Roma mitolojisinde yukarıda bulunan o heykel elindeki kılıcı şu yoldan bu tarafa doğru gelen ve Ayasofya adı verilen dünyanın en büyük katedraline doğru giden o düşman, o barbarı elindeki kılıçla bir vuracak, geldiği yeri geri gönderecek. Fatih Sultan Mehmet Büyük Mese Caddesi adı verilen ve Ayasofya'nın önünde biten bu caddeden yürürken bütün Romalılar Fatih Sultan Mehmet'e, arkasındaki orduya baktıktan sonra yukarıdaki heykele baktılar. Ve bir şey yapmadı. Fatih geçti gitti. Heykelin umurunda bile olmadı. Andronikos ve Kritobulos iki tarihçi aynen böyle anlatır. Fatih Ayasofya'ya girer, ellerini açar ve kendisini seyreden İstanbullulara, kardeşlerim artık bundan sonra malımız bir, canımız bir, şehrimiz bir dediğinde herkes yukarıdaki serafim meleklerine baktılar. Çünkü kanadıyla o meleklerden biri Ayasofya'ya giren düşman kuvvetleri komutanına öyle bir vuracaktı ki ama ne vurmadı. Roma İmparatorluğu'nda her tepede bir meydan bulunmaktadır. Yani 7 adet meydan vardır. 14 mahalle, 7 meydan. Konstantinopol böyle bir yapıya sahiptir. Roma'da Demos Kratos. Herkes oy verebiliyor Roma İmparatorluğu'na. Güzel mi? Güzel. Kadınlar oy veremezler Roma İmparatorluğu'nda. Köleler oy veremez. İşçiler oy veremez. Kim oy veriyor? Vergi veren iş adamları verir. Oligarşik bir yapılanma ama adı Demos Kratos. İşte Demos Kratos gereği bir meydan olması gerekiyor ki insanı toplansınlar. O meydanda tam merkezde bir sütun, işte bu, üzerinde bir heykel ve etrafında boşluk, ilerisinde evler bulunmaktadır. Biz şu an o meydandayız. Aslında benim en çok merak ettiğim şey kutsal emanetlerin saklandığı, biliyorsun, dehlizler evet. Var. Burayı gezdirdiğim herkesin sorduğu ilk soru budur. Bu her kitapta, her romanda, her efsanevi anlatımda söz konusu olan bir hikaye. Fakat bugüne kadar henüz çemberli taşın altında var olduğu söylenen İncil'e göre, İncil anlatımıyla Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiğinde kullanılan çiviler ya da Meryem Ana'nın gelinliği gibi bir takım Hristiyan teolojisine göre kutsal emanetleri gören bir kişi bile yok. Bu tür bir odanın var olduğu söyleniliyor. Peki senin düşüncen ne? Bana göre yok. Eğer bugüne kadar var olsaydı, bir kere bir şey söyleyeyim, mütevazi olmayayım, müsaade et, ben girerdim eğer öyle bir yer olsaydı. Girecek olursam ben de geleyim, çok merak Vallahi ediyorum. Vallahi mutluluk diyorum, o altta bir odanın bile varlığı henüz bulunamadı. Var olduğu söyleniliyor, peki nerede? Çöküntü var, çöktü deniyor. Olabilir, bir şey diyemem ama onu bulmak lazım. Ve gelelim en esrarengiz yere. Kutsal kase. Herkesin sorduğu soru kutsal kase. Şimdi Leonardo da Vinci kutsal kaseyi son akşam yemeği tablosuna koymuş. Peki ne olarak anlatır Hristiyan teolojisi kutsal kaseyi? Hazreti İsa'yı dünyaya getiren Meryem annemizin leğen kemiği adı verilen kalça kemiklerindeki o eğime, meyile kutsal kase demiş. Ve bunu resimlerine de koymuştu. Herkes bunu arıyor. Kutsal kase nerede? Diyor ki İtalyalı Roma'da. Diyor ki İstanbullu İstanbul'da. Süleyman Mabedi'nin içinde, ahit sandığının içinde kutsal kasenin de var olduğunu söyleyenler bile var. Bu söylentiler, ben tarihçiyim. Tarih belgeyle, kaynakla, delille yapılır. Kutsal kase görülene, dokunulana ve budur denene kadar benim için rivayettir. Yok. Yani kutsal kase aşağıda değildir. Değildir. Üzgünüm.
kaynaklarda şu an üzerinde bulunduğumuz alan için Agartha Kapısı da deniliyor. Hatta kozmik konumun nedeniyle bu isim belirlenmiş. Peki nedir bu kozmik konum? Çemberli Taş'ın bize söylediklerini Atiye dizisine ilham veren yazar Şengül Boybaşı ile konuşacağım. Konstantin burayı açmak istemiş. Hı. Açıp o kapıyı, o derhizi binlerce yıl sürer demişler. Agartha halkı daha çok yer altında yaşıyor, o yük dünyada yaşıyor. O Agartha'nın bilge rahipleri bu yolu açıyor zaten. Bu yoldan geçin, buradan geçin, buradan geçin, ışığı takip edin ve bizi bulun diyorlar. Çemberlerin yanına baktığında orada basamaklar var. Kuleye tırmanıyorlar ve kulenin içinden aşağıya inen bir merdiven var. Nasılsın Esra? İyi, sağ ol. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Çok merak ediyorum söyleyeceklerini. Taş beni çünkü çok böyle bir sarstı, böyle bir sarhoş etti ama bakalım. Hadi gidelim. Hadi bakalım. O zaman taşa. Çok görkemli duruyor. Çok. Çemberli Taş için neden Agartha Kapısı deniyor? Burası ilk olarak, yani sütun dikilmeden önce bu gördüğünüz alan çok 1200 metrekare, yani çok büyük ölçekte bir pagan tapınağıydı. Paganlar öteki alemle ya da öteki dünyayla ya da paralel evrenlerle iç içe bir topluluktu. Şimdi buraya dikilmesi ve buranın neden Agartha Kapısı olduğu, şimdi buradan bir geçit varsa ve yeraltı tünellerine açılıyorsa, ki açıldığı rivayet, buradan yeraltı sarnıcına, yeraltı sarnıcından büyük adaya, büyük adadan büyük okyanusa kadar ilerleyen bir hattı beraberinde getiriyor. Bu da aslına bakarsan belki de bu ley hatları bütün dünyayı dolaşıp tek bir merkeze ya da tek bir noktada birleşen bir enerjisel bir birikim, yani enerjisel bir akış, enerjisel bir kaynak. Buranın da o olduğuna inanılıyor. Kozmik konumdan dolayı mı Agartha Kapısı deniliyor? Kozmik konumlar. Şimdi kozmik konumları belirlerken ley hatların üzerine kuruluyor. Genellikle de fay hatlar oluyor. Çünkü yer küre hareketliliği ve ley hatları, yerde ne varsa gökte var, gökte ne varsa yerde var ya, o hareket üzerine kuruluyor. Sultanahmet Meydanı, yani burası bu meydan, İstanbul'un ley hattı. Çemberli Taş'ın noktası da aynı o ley hatları ve fay hatların üzerine kurulu. Aslında hem depreme işaret ediyor, hem yılanlara, hem yeraltı şehrine, hem de başka aleme açılan kapıya işaret ediyor. Şimdi o ley hatları 7 tanedir, yedilidir. Yedili bir merkez üzerinden döner, aynı 7 çakra gibi, yani bedenimizdeki 7 çakra gibi. Bunlardan bir tanesi İstanbul'da, Edirne'de, Ankara'da ve Nemrut'a kadar uzanır. Yani Türkiye'de bu Nemrut'a kadar uzanır. Bunların hepsi böyle düz bir çizgi gibidir. Yani oradaki yolu, ışığı takip ettiğinde merkez noktayı bulursun. Peki İstanbul'da sadece kozmik konum olan yer burada mı? Başka bir yerde var mı? Bu hat boyunca baktığımızda 7 tane tepeyi gösterir. Aslında belki 7 tane merkezi, hadi evrensel konum ya da kozmik konum görürüz. Yani Mısır'da var, Kudüs'te var, Kabe'ye kadar uzanabilir. Ve aynı zamanda İstanbul için, İstanbul ölçekli baktığımızda Ayasofya 1, Çemberli Taş 2, buradan devam ediyor arkaya kadar, 7 tane tepeden bahsederler. 7 tepeli şehir denmesinin sebebi de budur. Aslında o 7 tepeyi kozmik konum açısından işaretlemişler. Birinci işaret Ayasofya, ikinci işaret Çemberli Taş. Peki bazı kaynaklarda 7 belalı şehir olarak da geçiyor. 7 belalı şehir diye geçer çünkü 7 belalı şehir denmesinin sebebi Tanrı'nın 7 tane belasından bahseder. Bu Tevrat ve İncil'de, aslında Yeni Ahit'te de geçer. Bu bir kehanettir. Aslında 7 çoktur. 7 kandillik, 7 gök, 7 kilise, 7 melek, 7 bela, 7 7 diye gidiyor. Bunun sebebi şudur. O 7'li döngü tamamlandığında gök açılır ve 7 kat sema görünür. O görünen semanın içerisinden 7 bela gelir. Her şeyi sıfırlar ve yeniden başlatır. Şimdi bu 7 belanın içerisinde yılanlar ve depremler var. Şimdi ona gelecektim zaten. O yılanla çok merak ediyorum. O çok enteresan bir konu. Şimdi yılanlar zaten o zamanlar tabii bu kadar şehir değil. Yani belki 3-5 tane bir yapı vardı. O zaman yılanlar büyük ölçekli ya da büyük yılanlar. Hatta üç başlı ejderhalar derler. Yani üç başlı ejderhalar bile vardı. İşte milattan önceden bahsediyoruz. Evliya Çelebi'nin
seyahatnamesinde şöyle bahseder. İstanbul'un 3 tane kurucusu var. Hani Fatih'e kadar 3 tane kurucusu var. Birincisi Hazreti Süleyman. İkincisi attan olma Merdanlı Yako. Üçüncüsü de Konstantin der. Şimdi Yako çok enteresandır. Çünkü at soyundan geldiği söylenir. Yani kısraktan doğduğu söylenir. Ondan sonra Yako bu at meydanında 7 tane kahini ve 7 iklim görmüş. 7 iklim görmüş mimarı getirir ve alanları işaretletir. Ki buralara tarihi yapılar, kozmik konumlu yapılar kursunlar diye. O kadar çok yedi dedin ki. Nedir bu yedinin anlamı? Yedinin anlamı şu, aslına bakarsanız yedi evrensel enerjidir ve bir frekanstır, yedili bir frekanstır ve uyumu gösterir. Balıkta başladı, kovada devam eder, işte boğada tamamlanır, bir zodyak çemberini gösterir. Aslında yedi tane gezegene de işaret eder. Bu günlerin sonu, sonun başlangıcı demek oluyor. Yani yedi tamamlandığında başka bir başlangıç olur. Yedi olduğunda başka bir son olur. Wow, güzelmiş. Yedi evet. Uğurlu bir rakam. Yedi uğurlu, çok uğurludur. İşte bu bütün bu yapılar, bu kurulan bütün bu öklit, ezoterik, ondan sonra dini, semavi bütün yapılar, bunlar hem kahinlerle, en başta kahinlerle, bilgelerle, bilim insanlarıyla, Agartha'nın bilim rahipleriyle belki önderliğinde bize gösterilmiş alanlara koyulmuş iletişim merkezleridir. Burası da böyle bir iletişim merkezi diye düşünüyorum ben çemberli taşı. Hatırladığım kadarıyla ilk dikildiği dönemde semboller vardı. Hatta horoz, ne vardı başka? Leylek var. Sonra üç başlı ejderha vardı. Bunların bir anlamları var mı? Bunlar tabii sembolizm. O zaman işte paganlarda zaten sembol anlamları çok önemlidir. Çünkü onlar sembolle iletişim kurarlar. Ondan sonra da zaten padişahlar ya da ülke yöneticileri kendi heykellerini dikiyorlar. Bir de en son 1453'te zaten Fatih İstanbul'u fethettiğinde en son haç indirildi ve aşağıdaki o kutsal emanetlerin koyulduğu odaya kaldırıldı diye bir rivayet var, gerçeğini bilmiyoruz. Hazreti Meryem'in elbisesi, vaftizci Yahya'nın başı, aynı zamanda Musa'nın su fışkırttığı taş, ondan sonra İsa'nın o yedi ekmeği, yedi ekmeğinin kırıntıları, İsa'nın çarmıha gerildiği o haç, o bizim bildiğimiz o haç ve çiviler, hani o çivilerin bu odada olduğu söylenir. Kitaplara geçmiş anlatılar var. Bu anlatılardan şöyle diyebiliriz. Fatih Ayasofya'ya girdiğinde Ayasofya halkın içerisinde bir papaz kutsal kaseyi ve yanındaki emanetlerle beraber kaçmaya çalışır. Ve bir duvara gizlendiği konuşulur. Ve duvarın onu örttüğü konuşulur. Ama sonrasında buraya geldiği söylenir. İlk buraya Hazreti Süleyman kurduğu için sonrasında kutsal ahit sandığının buraya getirildiği konuşulur. Şimdi eğer bir kutsal kase varsa, eğer bir kutsal ahit sandığı varsa, burada bir oda varsa burada tutacaklarını hiç zannetmiyorum. Onu almış Agartha'ya götürmüş olabilirler. Ama bu bile çok güzel, bu bile çok mistik, bu bile çok ezoterik. O kadar merak ettirdin ki. Hadi gel aşağı inelim. Bak korkmak yok. Yalanlardan korkmayacaksın. Depremden yok. Yok. O zaman tamam, Agartha'ya gidiyoruz. Hadi kalk. İstanbul. Bu kent her adımda sizi içine çeken tarihi zenginliğiyle, büyülü atmosferiyle bambaşka dönemlere sürüklüyor. Bugün Çemberli Taş'ın sırlarını öğrendik. Haftaya bakalım hangi semtte, hangi sırların peşinden koşacağız.